İkincisi, 15 Temmuz'dan sonra ülkede olağanüstü hallan edildi ve hukuk büyük ölçüde FETÖ ve kimi terör örgütleriyle mücadele edebilmek için olağanüstü hukuk yolları kullanıldı. Bildiğimiz anlamıyla hukuk askıya alındı ve olağanüstü bir hukuk kullanıldı. Buna kimi, bu benim yakıştırdığım bir söz değil, buna bazı yargı... Ee, yani bazı hukukçular şöyle diyorlar. Faydalı hukuksuzluk. Ben demiyorum bak. Faydalı hukuksuzluk. Yani aslında bir siyasi faydayı hukuku eğip bükerek elde etmek. Buna faydalı hukuksuzluk diyorlar. 15 Temmuz'dan sonra olağanüstü hallan edildi. Olağanüstü hukuk yolları kullanıldı. Ve e, hükümet kamu sağlığını temizleyebilmek için ve yeniden doldurabilmek, yeniden inşa edebilmek için siyasi yargılamaları bir ustura gibi kullandı. Dolayısıyla bu dönemde e, bu görevi üstlenmesi gereken e, savcılar ve yargıçlar vardı. Ve onlar bir e, özellikle İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde, Bakırköy'de ve Ankara Adliyesi'nde olağanüstü güce kavuştular. Bunlar aslında Abdülhamit'in Yıldız Mahkemesi gibi e, kuvvetli, olağanüstü yetkilere haiz siyasi mahkemelerdi. Ve bunlar bazen siyasi talimatla, bazen siyasi talimata bile gerek olmayacak şekilde siyasi kanaatle davalar açılılar. Hükümetin vur dediği yerde öldürdüler. Bunlar özellikle FETÖ davalarında fakat onunla beraber Beştepe'nin özellikle Beştepe'nin e, gündemini aldığı ve ondan siyasi bir fayda umduğu bütün davalarda talimata uygun hareket ettiler. Örneğin Gezi Parkı davası. Beştepe bizzat takip ediyor ve ondan bir siyasi muradı var. Ya da Selahattin Demirtaş ve işte bazı siyasetçilerin davaları. Ya da, da, Osman Kavala davası. E, o, o da bu davada. Ya da örneğin e, işte papazlar rahipler soruşturmaları. Bir kısım e, işte büyük ada davaları. İşte casusların sözde casusların, sözde ajanların işte e, bir kısım e, işte insan hakları aktivistlerin tutuklandığı davalar. Bunlar hep beş, beş tepe beş tepenin aslında politika yapmak istediği alanda yargıyı işlevselleştirdiği ve arasallaştırdığı davalardı. Amerika ile gerilim yükseliyor. Pat papazı alıyorsun. Amerika ile siyaseten kuramadığın mas pazarlık masasını yargıçlar eliyle kuruyorsun. Almanya ile gerilim yaşıyorsun. Pat deniz yüceli alıyorsun. ile barışmanın vesilesi haline getiriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani yargı olağanüstü siyasallaştı ve siyasi talimata göre hareket etti. Ve bu dönemde hemen her meselede işte pozisyon aldılar. Örneğin Ekrem Mamaoğlu davası. Örneğin Canan Kaftancıoğlu davası. Bu davaların hepsi siyasallaşmış yargının pratikleridir. Ve bunlar ödüllendirildiler. Hakimi Ağır Ceza Mahkemesi üyesi, Yargıtay üyesi, Anayasa Mahkemesi üyesi yaptılar. Savcıyı, bas savcı vekili, bas savcı, Adalet Bakan Yardımcısı yaptılar. Hepsi ödüllendirildi. Ve hukuksuzluğun önü açıldı. Hukuksuzluk resmi güvenceye kavuşturuldu ve bu olağanüstü yolları kullanan Yargıçlar sınıfı ödüllendirildiler. Bunun karşısında Anayasa Mahkemesi'nin hukuk pratiği Türkiye'nin 2016 öncesindeki öyle veya böyle işte evrensel hukukla temel insan haklarını esas alan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni bir çerçeve olarak benimseyen, evrensel hukukla bağını oluşturan son köprülerden biriydi. Bunun karşısında o siyasi güvenceden yoksun. Bunun karşısında bizzat Beştepe'nin özellikle Beştepe'nin e, takibinde olan gündemini aldığı ve onun talimatıyla dava açıp onun talimatına göre karar, karar veren yargıçların ağırlık merkezine oluşturduğu ağır ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri ve yargıtay da bunun karşısında konumlandılar. Şimdi esasen siyasi, esasen hukuki görünür, hukuki görünümdeki çatışmanın aslında ger, e, e, gerçekteki karşılığı işte bu siyasi e, karşı karşıya geliş. Burada aslında hükümetin Beştepe'nin siyasi talimatıyla hukuku icra edenlerle yine aslında Beştepe tarafından bir tarihte görevlendirilmiş Beştepe tarafından içerideki işte kimi e, bürokratik odaklara karşı sırtını Avrupa Birliği'ne dayama ihtiyacıyla tercih ettiği bir kısım hakim savcının temsil ettiği Evrensel hukukla e, gayet yerel, efendime söyleyeyim, e, Beştepe'nin siyasi gündemini takip eden yargıçların karşı karşıya gelişini biz bu dava özelinde görüyoruz. Ve şimdi e, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'ne aslında e, Yargıtay iki suçu birden işliyor. Birincisi şu, anayasanın Anayasa'nın kuralı çok açık. Az önce hocam ne diyor? Ben diyor Yargıtay gibi düşünüyorum ama. Ben hukuk adamıyım diyor önünde sonunda. Anayasanın maddesi çok açık. 153. madde anayasa mahkemesinin kuralları herkesi bağlar ve bunu uygulamak zorundasın. Peki ben anayasa polis mesela şu kapıya gelsin. Desek İsmail Saymaz seni arıyoruz gel götüreceğiz. Gitmiyorum diyebilir miyim? Tabii ki. Gitmesem ne olur? Ya gitmiyorum diyelim saklandım ya direndim. Ne olur? Ya da beni bırakmak istemediniz. Polis gelir. Tabii ki. Alır götürür değil mi? Yahut Elektrik faturasını ödemiyorum. Beni bağlamaz diyorum. Ne olur? Keserler. Borcumu vermiyorum. Peki demek ki ben karşı olsam da, ben itiraz etsem de hukuk devleti beni öyle veya böyle e, sınırlayacaktır. Peki Yargıtay Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay neye göre anayasayı takmıyor? Neye göre anayasa mahkemesinin kararını uygulamıyor? Bu gücü nereden alıyor? Kimden alabilir bu gücü? Bir yerde, Beştepe'den. Başka hiçbir yolu yoktur. Bak 17-25 Aralık'tan sonra... Fetöcü HSYK'da e, ve işte bugünkü ağır ceza mahkemelerinin çok sayıda Fetöcü hakim savcı vardı. Ve o günlerde 17-25 Aralık'tan sonra işte Adalet Bakanlığı ile HSYK sık sık karşı karşıya geliyordu. Özellikle o 7-25 Aralık sonrasında hatırlarsam eski Fetöcü savcılardan muammer Akkaş ki 25 Aralık'ın savcısıyla çıktı adli yönünde bildiri dağıttı. Engelleniyorum dedi. 25 Aralık soruşturmasını yapmam engelleniyor diye. HSYK da o çoğunluğa destek verdi. Ben o zaman dedim ki ya bu dedim Türk hakim, Türk hakim ve savcıları devletten korkar, kudretten korkar. Bunlar böyle hükümetle karşı karşıya gelecek. Yani birkaç e, işte e, muhalif, Kemalist, Cumhuriyetçi, solcu hakim savcıyı saymazsak, bunların geri kalanı devlette karşı karşıya gelmez, yapmazlar yani. Peki ne cüretle? Çok açıktı. Kendilerinin tabi olduğu erk, erkin, kudretin iktidarın iktidardan daha güçlü olduğu inancındaydılar. İktidardan yani devleti yöneten o anki hükümetten daha güçlü bir network'ün içinde olduğunu biliyorlardı. Öyle düşünüyorlardı. Bu yüzden hükümete posta koydular. Bu güç oradan geliyordu. Şimdi ne var? Şimdi anayasayı bir hakim savcının, bir arıza hakim mahkemesi üyesinin, bir yargıta üyesinin, o da eski arıza hakimi üyesinin anayasa mahkemesine takmıyorum kararını da uygulamıyorum. Bu da beni bağlamıyor. Deme gücü nereden gelir? Beştepeden gelir. Beştepeden gelir. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kura kura e, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamama halinde e, açığa çıkması gereken yaptırımı ortaya koymayan da hükümet. Yani Anayasa Mahkemesi kuralının uygulanması uygulanması için harekete geçmesi gereken hükümet harekete geçmediği gibi bunun uygulanmaması için cesaret veriyor. Ya şu metin ben Fethi Bey'i çok severim yani Fethi Yıldız. Şu met, metin Fethi Yıldız'ın demeçlerine benziyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi burada özür dilerim. Yargıtay'ı burada Yıldız aklıma geldi. Bak, o da diyor ki süper temiz mahkemesi aynısı, şeklinde, Aynı şey şekilde. Aynı laflar. Bak aynı laflar Burada şurada için. siyasi bir metin yazılmış. Bak Tabii. burada burada sırtını Beştepe'ye dayamış bir kısım yargı ehlinin mıhtırasıyla karşı karşıyayız. Hukuki denemez buna yani. Ya şimdi diyor ki anayasa mahkemesi şöyle yorumlar var. Anayasa mahkemesi diyor e, yeniden yargılama hakkı olmamalıdır diyor. Sadece tazminat hakkı olmalıdır diyor. Ya bu sen anayasa mahkemesinin yetkilerini nasıl belirleyebiliyorsun ki? Böyle bir yetkin yok ki. Bunu diyor. Anayasa mahkemesinin diyor sadece tazminat hakkı olmalıdır. Yahut anayasa mahkemesiyle ilgili Olmadık bir yoruma gidiyor. Mesela Anayasa Mahkemesi şey 14. madde az önce anlattım değil mi? 14. madde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kaç tane kaldırılması teklif edilemez madde var hocam? 3 4. maddeyle. 4. madde <laughs> o tartışmalı. Ya yani 3 teklif edilemez mi başka bir şey ama 3 kesin. 3 kesin. Anayasa 14. maddesi değiştirmez, teklif edilemez madde midir? Yok. Burada öyle. Bak burada şu an Yargıtay, Yargıtay üyeleri Anayasanın 14. maddesini teklif edilemez maddeyle getirmişler.